Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal 3 milyon 750 bin euro. Hayır Galatasaray diyor. Verdi, tatmin etmedi. Fenerbahçe biraz daha yukarısın çıktı. Onu da 4 milyon olarak göz önünde bulunduralım. %20 gelecek satıştan da pay. Bir sonrakinden olabilir. Evet. Yani Fenerbahçe'nin teklifi de şuydu. Barış Berke bonservisi ya da kiralık, hani Berke'nin mesela Gökhan varken gitmesi pek anlamsız olur Rize'ye, ama nihayetinde bu oyuncuları artı belki Sadık'ı vermek. Yani bir oyuncu daha ekleyelim, Vedat'ı alalım düşüncesi. Çünkü bonservisi yükseltme konusunda sıkıntı yaşıyor. Yoksa bonservisi yükseltebilse şu an Fenerbahçe zaten yapacağı anlaşmayı sağlayacak. O dengeyi tutturması, işte Bankalar Birliği ile anlaşmalar yapılıyor. Trabzonspor yaptı, yavaş yavaş o anlaşmalar yapıldıktan sonra da daha net imzalar, yani ayın 10'un daha 15'ine doğru bonservisli oyuncular, işte Kolarov'dan bahsedildi, Feyza'dan bahsedildi, Vedat'tan bahsedildi, Galatasaray için aynı şey geçerli. Yavaş yavaş yapılacaktır. Ama burada Vedat'ın kararı da önemli. Ben her zaman hani futbolcu için de doğru olan, hani futbolcu istemediği yerde oynamak da güzel bir şey değil. Vedat tam son kararını da vermek zorunda. Şimdi Çaykur Rizespor diyor ki ben yüksek teklife takayım. Mümkün olduğu kadar yüksek teklife satayım doğal istiyor. Olarak. Doğal olarak kulübün menfaatleri doğrultusunda. Oyuncu da mümkün olduğu kadar ön planda olacağım bir yerde olmak istiyorum diye düşünüyor. Şampiyonlar Ligi doğal yani olarak galiba Galatasaray'dan da Fenerbahçe'den de alacağı yıllık ücret aşağı yukarı aynı gibi ve o biraz öyle orada olur. Bir kariyerle ilgili kendi planlamasını yapıyor. İsteğiyle ilgili planlamasını yapıyor. Bakalım onun sonucu ne olacak? Ama şu var. Vedat Gençler Birliği'ndeyken kimse yüzüne bakmıyordu Vedat Muriç. Ama bu işler böyle. Ama işte şimdi 24 yaşında 25 yaşından gelmiş bir oyuncu. Vedat aynı Vedat. Evet. Biraz aynı çalışkanlık gösterdi ama. İşte ama aynı çalışkanlık. Gol at, şutlar artık girmeye başladı. Çünkü gençler bir dönemden hatırlıyorum. O pozisyonlara giriyordu. O mücadele gücü, o stoperleri yıpratma oyuncu mücadelesi vardı ama şutları girmiyordu. Bu sene attı onları. Ya işte 4 milyon eurodan bahsediyoruz. Şimdi 3.750 kabul edilmediği için 4.5 5. Galiba 4.755'e bitecek gibi transfer. Ciddi bir rakam. Evet. Şimdi Vedat'ı çok beğenen ve çok seven, hani takdir herhalde anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Forması da evde, sağ ol. Teşekkür ederim. Kosova milli takımının oyuncusu, anne memleketim. Arnavutça forma imzalayıp gönderdi. Her şey, yani Vedat'ı çok seviyorum ama 5 milyon euro şu an Vedat Muriç'e verilecek şu an koşullarda para değil. Açık piyasa. Hayır. Anladık. Kulüpleri verebilecek. Gerçekçi olarak diyorsun. Yani Udinese verebilir işte, atıyorum Milan verebilir, Blackburn verebilir. Yani Vedat'ın orada da piyasası oluyor, oluşabilir ama. Bu arada yani gelirleri euro olan kulüpler verebilir tabii ki. Bu iş o noktaya doğru gidiyor.